Değerli dostlar, hepinize merhaba. Atlas kanalımızda yeni bir video, yeni bir konuyla yine karşınızdayız. Öncelikle kanalımızın daha çok geniş kitlelere ulaşması açısından desteğinize ihtiyacımız var. Abone değilseniz abone olmanızı, dostlarınıza abone etmenizi, videolarımızın tamamını izlemenizi ve beğendiyseniz de arkadaşlarınıza sosyal medya aracıyla göndermenizi arzu ediyoruz. Yaparsanız seviniriz, yapmazsanız da canınız sağ olsun. Sevgili dostlar, bu videoyu daha önce bir yapmıştık. Fakat YouTube kuralları gereğince video ihtar aldığından dolayı yeniden resimleri değiştirerek yapmak istiyoruz. Bu görmüş olduğunuz küvet Kıbrıs'ta kanlı bir tarihin izlerini ortaya koyuyor. Bu ev yine aynı şekilde EOKA çetecilerinin Kıbrıs'ta görev yapan Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Doktoru Binbaşı Nihat İlhan'ın evini çevirmeleri, evini kuşatmaları ve evindeki eşi Mürvet Hanım, çocukları Murat, Kutsi ve Hakan. Murat, Kutsi ve Hakan. Üç çocuğu ve eşi Mürvet Hanım'ı barbarca katletmelerinin tarihidir bu. Kanlı Noel diye geçer. Bu evde o evden kalma, o dönemin evi şu anda müze olarak yapılmış. Müzeye çevrilmiş. EOKA'cılar Kıbrıs Türk Alay Kuvvetleri'nde binbaşı olarak, doktor binbaşı olarak görev yapan Nihat İlhan Bey'in bulunmuş olduğu mahalleyi basar. Orayı çevreler ve özellikle binbaşı Nihat Bey'in evine girerler. Daha önce resimleri inceledim. Eşi ve çocukları yer sofrasında yemek yemiştir. Ve haliyle EOKA'cılar evi basınca korkmuşlar. Banyoya kapıyı kilitlemişler. Banyodaki küvetin içine saklanmışlar. Ama barbarların o kadar gözü dönmüş ki bir kadına ve çocuklarına acımasızca silah sıkmışlar. Biz Rumlara kin ve nefret duymuyoruz. Kin ve nefret dolu bir şekilde de gençliğimizi yetiştirmiyoruz. Biz Türkler ve Rumlar yan yana iki komşu olarak yaşayabilme iradesini gösterebileceğine inanıyoruz. Ama tarihimizi de asla unutmuyoruz. Çünkü tarihimizde zamanında Girit'te yapılanlar aynı şekilde Kıbrıs Adası'nda yaşanmıştır. Kıbrıs Adası'nda yapılmıştır. Ve şuna da inanıyoruz ki biz zayıf duruma düştüğümüz zaman aynı şeyler yine karşımıza çıkacaktır. Buna inanıyoruz. 1963 yılının 24 Aralık gecesi bu evde Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Doktoru Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürvet İlhan, çocukları Murat, Kutsi, Hakan ve ev sahibi Feride Gudum şehit edilmiştir diye evin kapısında yazı yazılıyor. İki bayan, üç çocuk. Hangi savaş kurallarında vardır çocuklara ve kadınlara silah sıkmak? İşte biz bunları unutmayacağız. Unuttuğumuz zaman yıkıldığımız zamandır. Ve işin ilginç tarafı değerli dostlar, alay doktoru olarak görev yapan binbaşı Nihat İlhan, eşi ve çocukları katledilirken kendisi hastanedeydi. Ameliyat ediyordu. Hem de kimi biliyor musunuz? Bir Rum diyordu. Doktora haber verildi. Sizin mahalleyi bastılar diye doktor ameliyatı bırakıp gitmedi. Çünkü ameliyatı bıraksaydı ameliyat ettiği Rum kadın ve çocuğu ölebilirdi. Bu asil davranışın karşısında EOKA terör örgütünün EOKA'cı Rumların yapmış olduğu barbarlığı görüyorsunuz.
Evet, Nihat İlhan, binbaşı Doktor Nihat İlhan, yıllar sonra, 44 yıl sonra ilk kez kendi evinde Kıbrıs'ta görev yaptığı eve geldiğinin televizyondaki habere konu olan fotoğrafları. Çok büyük acı. Allah kimseye de böyle acı yaşatmasın. Kıbrıs Türk halkı böyle bir acı daha yaşamasın. Kıbrıs Türk halkı, Türk gençliği kendi tarihini çok iyi bilsin. Bilsin ki tarih tekerrürden ibarettir bir laf var. Tarih tekrardan ibarettir. Yarın her şey olabilir. Tarihine sıkı sarılsın. Geçmişini iyi bilsin. İnsanlıktan uzaklaşan barbarların her zaman var olduğunu iyi kavrasın. Evet, şehit İlhan ailesi, eşi ve çocukları, komşusu böyle bir abide yapıldı, müze yapıldı, açılışı yapıldı. Daha sonra Tuğgeneral Doktor Nihat İlhan doğum yeri Elazığ'da vefat ettikten sonra eşi ve çocuklarının yanına defnedildi. Kendisine, eşi Mürvet Hanım'a, çocuklarına, komşusuna Allah'tan rahmet diliyoruz. Nur içinde yatsınlar.